Tek tabanca geldim dayı. Otur yeğen. Otur yeğen, otur bir sohbetleyelim şöyle hadi. Sana bas solist Selma Hünel ve kabadayı Ramiz Karaeski'nin aşklarını anlatmış mıydım? Ötesini biliyorsun zaten yeğen. Biliyorum. Biliyorum da şimdi bunları bana niye anlattın onu bilmiyorum dayı. Sen o trenden inen adam bendim dedin bana, ha? Öyle misin? Öyleyim. Eğer öyleysen yeğen, hoyrat olacaksın, kızgın olacaksın. Eğer öyleysen gözün benim kızımı görmeyecek. Dayı. Benim gibiysen eğer, benim gibiysen kızımı tehlikelerin içine atacaksın. Benim gibiysen eğer bir aşk oyunu oynayacaksın. Ama sonunda benim kızımın kalbini kıracaksın. Eğer benim gibiysen kızımdan uzak duracaksın. İkisinden biri mi diyorsun sen dayı? Ya kızımı seç ya iş mi diyorsun? Öyle karar vereceksin. Ya benim gençliğimi seçeceksin ya da kızımı seçeceksin. Biri sana o zaman böyle bir şey söyleseydi sen ne yapardın dayı? Seç deseler. Hangisini seçerdin? Ali, o kadar da aynı değiliz ha? Aynı değiliz tabii. Aynı değiliz. Çünkü senin kızını ben tehlikeye atmadım. Sen attın. Şimdi benim kızımı sen tehlikeye atmak istiyorsun, değil mi? Ramiz dayı, bu kızın başına ödül koydular. Sırf senin kızın olduğu için. Bu kız sokağa adımını atamaz oldu. Senin kızın diye. Kaç sene içeride yattın sen dayı, kaç sene. Sen kızını benden daha iyi koruyamadın ki. Haddini aşıyorsun ye. Dediğimi dinle dayı. Bir kere de dediğimi dinle. Azat senin kızın diye tehlikede zaten. Zaten senin dediğin o yerde Azat. Ben kızımı korurum. Ben kızımı korumasını bilirim. İyi de işi bırakıp onunla olursam, ben onu nasıl koruyacağım o zaman? Tamirhanedeki kerpetenlim. Dayı, haklısın. Haklısın dayı. Sen kimseden el istemedin çünkü. Sen istediğin her şeyi koparıp aldın. Ama ben senden elini isterken Azat için de istiyorum. Senden sonra da onu koruyabileyim diye istiyorum. Gerekirse senden, senin düşmanlarından. Oradalar. Ben olsam da olmasam da. Ben senin elini isterken dayı, gerekirse, gerekince Azat için kendi kanımı vereyim diye de istiyorum. Hayır. Baba hayır. Hayır. Ne oluyor? Adam elini veriyor işte. İstediğimiz şey değil mi bu Azat? İstediğimiz şey değil.
Ben istemiyorum. Ben senin babam gibi olmanı istemiyorum. Ne diyorsun sen? Bugün dediklerin hepsi kötü. Hepsi çirkin şeylerdi. İstemiyorum. Ben Serseri Ali'yi istiyormuşum. Ben saf gariban Ali'yi istiyormuşum. Öğlen herkese anlattığın adamı istemiyorum. Azat. Ben dedim babama. Ben dedim. İkisinden birini seçsin dedim. Seçmez ki öyle adamlar dedi. Ben dedim. Benim için söyle dedim. Ben babamın elini sıkacak adamı istemiyorum. İstemiyorum. Son şansım. Bu benim ikinci hayatım. Bu benim. Aynaya bak o zaman Ali. Bana bakıp görüyorsun ya. Kendine bak o zaman şimdi. Ben o adamı sevmiyorum. Dur! Gitti. Geri gelecek. Geri gelecek ama elimi sıkmak için gelecek. Öyle değil mi? Ya. Herkes ikinci hayatı yeni bir şans olarak görüyor. Değil miymiş? Ne oluyor bu adama Tevfik? Bir şey olmaz ona. Ali abi o. Tamam, son zamanlarda biraz şey ama. Ne çabuk değişti baksana şimdi. Daha dün aşk itirafları yapıyordu bana. Hayatta aradığım senmişsin diyordu. Gideceğim. Bak ben buradayım. Ne oluyor diyeceğim. Ne oluyor? Sıkmayacağız. Nasıl diyeyim ya? Baksana şuna. Olsun. Desen gene. Umurunda değilim. Nasıl diyeyim? Bak ben bir saatte şurada oturuyorum. Dönüp bir kere bile bakmadım. Ama sen bunları kafana takmayacaksın. Senin düşüneceğin başka şeyler var. Sen git, keyfine bak, hayatını yaşa, ailene bak. Sağ olun Ali Bey. Duyar duymaz adınızı geldim. İyi ki size gelmişim. Dur bir dakika, dur. Dur sen. Ebu! Gel, gel. Köpek çağırıyor. Arkadaşla gidiyorsun. Yardım lazımmış. Neymiş mesele? Ne yapacaksın? Beğenmezsen gitmeyeceksin mi? Haşa. Bizim ne haddimize sana karşı çıkmak? Dur bir dakika dur. Ne diyorsun oğlum sen? Yok bir şey, tamam. Tamam. Tamam kardeş, sen git, ben ilgileneceğim. Gel buraya. Nedir oğlum senin derdin ha? Benim zaten işim başımı açmış. Bir de senle mi uğraşacağım? Yok ben niye uğraşayım? Ben kimim ki? Sen beni azadı da et. Koskoca patronsun sen. Artık sen mi koruyorsun onu ha? Patronum lan ben. Ben patronum lan. Var mı he?
Patronum ben, var mı diyeceğin? Gücüne mi gitti? He? Ne istiyorsunuz lan benden? Ali abim sakin. Ne oluyor lan size? Artık güçlendim, lafım geçiyor, lafım dinleniyor. Hak ettiğimi alıyorum şimdi, bu mu sizin derdiniz? Abi Allah aşkına. Kaybedenler kulübünün başkanı Kerpeten Ali. Garip Ali, ezik Ali. Bunu mu istiyorsunuz? He? Al, al istiyorsun, al veririm. Bundan sonra buradayım, en tepedeyim. Hepiniz buna alışacaksınız. Hepiniz buna uyacaksınız. Duydun mu Defa? Buradan inmeye de hiç niyetim yok benim. İnenin de yedi ceddini, sülalesini... Gel. Yürü. Ha? Yürü dedim, kalk oradan. Son seferi hatırlıyor musun? Hatırla yerini. Sen benimle geliyorsun. Ha, anladım, sen dayak istiyorsun. Yok, sen iyi bir dayak istiyorsun. Ulan benim. Biliyoruz lan kim olduğunu. Allah'ın kerpeteni. Evrenin efendisisin, zirvesin, tepesin. Bir susmadın ki unutalım. Şimdi benimle geliyor musun? Güzel güzel çekip mi götüreyim? Çık dışarı, çık, çık. Çık, çık. Yok musun oğlum? Çoluk çocuğun önünde. Nasıl sensin lan manyak? Ben senin adamın mıyım, köpeğin miyim? Biz açmadık bu orayı. Ne saçmalıyorsun lan sen? Arkadaşınım lan ben senin. Ali abi ben senin tek arkadaşınım. Sen nasıl konuşuyorsun, emrediyorsun? Hadi oradan lan. Arkadaşımmış. Ezenle fısır fısır. Azat da orada fısır fısır. Salak mı sandın lan sen beni? Hasta mısın lan sen? Bir günde geldin şu hale bak. Ne varmış sen halinde? Lan ne olacak? Güçleri s**teki çıktın o var. Öldür nasıl? Öldür lan da öldür. Sen mi öldüreceksin lan beni? Ha? Sen mi öldüreceksin? Ben olmasam 50 kere ölmüştün lan sen. Sen silahın dolunu boş mu onu bilmezsin. Senin gözün döner. Ne diyorsun lan sen? Sen! Gözün döner. Ne olmazsın sen be? Ha? Ulan ben senin kıçını toplamasam sen görürsün tüfeği zirveyi. Kıskanç! Nankör! Satıcı! Nankör! Dedin lan onu! Nankörsün lan işte! Nankörsün de onlar! Bir günde bu kadar mı değişir lan insan? Azat! Ne? Azat lan salak herif, Azat diyorum, Azat! Ne Azat ne? Azat niye gelmiyor, sen niye geliyorsun? O niye beni geri istemiyor? Azat nerede, Azat? İnsan böyle boku bokuna bırakılır mı lan? Ya onu seç ya bunu! Sevdiğine ne var mı bu? Ali abi! Abine be Tefo, abine be! Ben gaza aldım gidiyorum. Dayının koltuğuna talip oldum lan ben. Evet. Abi. Tek başıma nasıl altından kalkacağım ben onca iş? Azat var diye zıpladım. O nasıl akıllı sen biliyor musun? Benim 3 günde hesap edemediğim şeyi o dakikasında çözüyor. Bitiriyor. Lan Tefo. Lan Tefo. Ben nasıl altından kalkacağım bu işin? Azat varken? Azat varken her şey çocuk oyuncağıydı. Bilmiyor mu? Merak etmiyor mu? O niye gelmiyor? Kolay mı lan o kadar? Sen de anla onu abi. Çok çekmiş Ramiz gibi derden. Sen gideceksin onun yanına. Sen gönderdin, sen seçmedin. Belki doğru olan Ramiz'in koltuğu değil de Azat'ın yanıdır ha abi. Yedi kardeş büyüdüm ben Tefo. Aynı tavaya ekmek banıp büyüdüm ben. Ben de abi. O yüzden yan yanayız. Bilmeyen bilmez Tefo. Bilmeyen bilmez. O küçük gelen ayakkabı. Ayakkabının içine girmek ne demek?
Bilmeyen bilmez. Ben bilirim. Ben milletin koltuğunu diktim. Taşladım. Arabasını tamir ettim. Yemeğini yaptım. 50 işte çalıştım ben. Kendimin olmayan her şeyi yaptım. Tamir ettim, onardım, sonra insanlara verdim. Kerpeten Ali o demek. Kerpeten Ali, senin hiçbir zaman olmayacak şeyleri başkalarına vermek için it gibi çalışmak demek. Yani? Yani ben bir daha kuyruğumu kıstırıp oraya dönmem Tefo. Ezel için dönmem. Azat için dönmem. Beni öldürseler dönmem. Çenemi de kırdım hayvan. Ali. Tevfik, sen çık dışarı hadi. Hadi hadi. Annemin kalbini kırıp bir iki saat kazandım. Ama kayıtlarda parmak izlerim varsa... Ki muhtemelen vardır. Bu gece tutuklamaya gelirler beni. Ne yapacağız dayı? Karar ezelin. Neyin kararı? Neyin kararı? Firarı diyelim ki atlattım Ali. O dönemi kimse çok kurcalamak istemez. Diyelim ki yanlışlıkla salıverildim. Sonrası ne olacak? Çıktıktan sonra ne yaptın deseler ne anlatacağım? Eğirin kanı kurumadı daha. Neyse ki delil yok ortada. Ama en önemlisi Ömer'in yediği bir... Müebbet var. Soygunla cinayetten hüküm giydi Ömer. Hala suçlu onlardan. O suçu kaldırmanın bir tek yolu. O da gerçek suçluları söylemek. Sen, ben biterim Ali abi. Ezel, başka bir yolu vardır. Ezel. Ne diyorsun Ali abi? Gir içeri, ömrüm boyunca boş yere yat mı diyorsun? Senin yaptığın bir şey için. Ezel. Olmaz. Ucuna geldim lan ben. Ucuna geldim ben. Kurtuldum ben. Sıyrıldım ben. Kurtuldum bu. Olmaz. 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 Ali abi. Thank you.
Hakkı da var. Hakkı da var. Her şeyini aldık çocuğun. O hikayeyi biliyorum Ali. O hikayeyi biliyorsun da... O hikayeyi biliyorsun da Azat... Bütün hikayeyi bilmiyorsun. Benim o işe nasıl girdiğimi bilmiyorsun. Doldur var kız. Doldur da anlatayım. Doldur da anlatayım. Kerpeten Ali en yakın arkadaşına, en aslan kardeşine nasıl ihanet etti? Doldur. Doldur. Eşen tabii yanıma gelince bunların hiçbirini demedi. Niye desin? Kulağıma bir tek şey fısıldadı. Kurnaz karı. Çıktı dedi. O çıktı. Başka bir şey demesine gerek var mı Azat? Sen? Gittin mi? Mesleğin inceliklerini öğren biraz. Sormak yok. Dinlemek var. Beni birazcık anla diye. Niye hep aynı şeyi seçip duruyorum? Anla diye. Neyse. Artık bir bok seçmeme gerek kalmadı. 10 küsur yıl önce... benim evimin duvarında böyle... canavar bir yat resmi vardı. Benim hayalim. Onu da anladım. Niye orada olduğunu biliyorsun. Şimdi hapishanedeki duvarımda senin resmin olacak. Senin hayalini kuracağım. Çıkınca bu kız benim olacak diyeceğim. Çıkınca bu kızla çocuklarımız olacak. Bir çıkayım. Azat'ın ayaklarını nasıl yerden keseceğim. Bir çıkayım bu kızı nasıl kendime aşık edeceğim. Bir çıkayım, bir çıkayım Azat'la Ali. Bir çıkayım Ali ile Azat. Of! Ali! Hesaba yaz. Dediklerimi de unut. Ali! Babam yolladı. Cinayet görüntüleri. Ezel Ali'ye ver demiş. Karar benim değil, Ali'nin demiş. Eski dostlar, hayatımız hiçbir zaman bizim değil. Her zaman onların kararı.